Sevgili dostlar, siyer okumalarına hoş geldiniz. 24 program olmuştu sevgili dostlar. Bugüne kadar siyer okumalarında, bugün 25. programındayız siyer okumalarının. Rabbimiz inşallah 50.sini de bize nasip eder. Bakalım belki 75.sini bile nasip eder, bilmiyoruz. Neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla hemhal olmayı, onun hayatından hepimiz için beraberce istifade etmeyi, beraberce bize bakan hikmetler, dersler çıkarmayı Rabbimiz nasip etsin. Kaç program olur bilmiyoruz. Bu programa başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla birlikte ona ilk iman eden sahabe efendilerimizin hayatları ve onların hayatlarından bugüne bize dair alacağımız dersler. Bu çizgide ilerleyelim. Sağanak yağmurlar gibi olmasın, içe sinen yağmurlar gibi olsun. Yavaş olabilir, bazen duraklayabiliriz. Ama sindire sindire, beslene beslene ilerleyelim diye düşünmüştük sevgili dostlar. Şükür ki Rabbimize 25. programa ulaşmayı bugün bize nasip etti. Ama dönüp baksak 25. programda neredeyiz desek, henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinin 5. veya 6. yılındayız. Daha önümüzde çok meseleler, çok konular var. Belki 1-2 program içerisinde boykot, ambargo günlerine geleceğiz. Oradan Akabe günlerine doğru bir yolculuk olacak ama arada Senetül Hüzün, Hüzün Senesi üzerinde durarak ki Hüzün Senesinden alacağımız dersler var. Hüzün senesinin ardından Miraç mucizesinin gerçekleşmesinden yine alacağımız dersler var. İşte sonra Akabe biatları, hicret, hicret başlı başına büyük dersler içeriyor ve ondan sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine hayatı, o hayatın içerisindeki her bir hadise başlı başına öğretici, her biri ayrı, hepsi toplu bir ders taşıdığı gibi ayrı bir derse taşıyor. Mesela bir Bedir'de yaşanan imtihan, azların çoklara galibesi müminler olarak. Buna karşılık Huneyn'de yaşanan imtihan, Müslümanların çoğunluk iken bu defa biz yenilmeyiz duygusu içerisinde ilk etapta yaşadıkları bir yenilgi hali. Sonra bunun getirdiği uyarıyı fark ederek Allah'ın izniyle o savaşın galibiyeti sonuç. Baksak her bir hadise, asr-ı saadetin her bir olayı çok büyük dersler, hikmetler taşıyor sevgili dostlar. O günden bugüne müminler hangi çağda yaşıyor olursa olsun, müminler asr-ı saadetten kendileri için, kendi hayatları için ve kendi zamanları için çok dersler çıkarmışlar. O büyük hadiseler zincirinin içerisinde bir de tırnak içinde deyim yerindeyse küçük hikayeler var. Zahirde baksak bir kişinin hikayesi diyebileceğimiz hikayeler o anlamda küçük gözüken ama o bir kişinin hikayesinde yine ne büyük dersler, ne büyük ibretler saklı. Yeri geldiğinde sevgili dostlar, geçmişte yapmıştık bazı programlarımızda, bundan sonrasında da yine siyer okumalarının bazı haftalarında bir kişi üzerine, bir kişinin hikayesi üzerine, onun imanla müşerref olması, onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanışması veya bir sahabinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yaşadığı bir hadise üzerine de duracağız sevgili dostlar. Çünkü bu programımız boyunca söylemeyi itiyat edindiğimiz bir gerçek var. Bu bir abartı değil, kesin bir gerçek. Öyle bereketli bir hayat ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve öyle bir bereketli bir zaman aralığı ki asr-ı saadet. Her karesinde, her hatırasında, her anında bir değil birçok ders, ibret,
hikmet saklı bizim için. Allah görebilmeyi, fark edebilmeyi ve mucebince amel edebilmeyi bize nasip etsin diyoruz sevgili dostlar. Bugünkü konumuza geçiyoruz. Bugün aslında biraz geriye gider gibi oluyoruz ama aşağı yukarı aynı zaman aralığında gerçekleşen hadiseler, Hazreti Ömer'in Müslüman olması, ondan birkaç gün önce Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu, daha önceki zaman aralığı içerisinde de yaşanan iki hicret, Habeşistan'ın iki hicret. Daha önce kısmen değinmiştik gerçi hicret hadisesine ama o hicretin içerdiği dersler, ibretler, hikmetler üzerine hani yeterince durmamıştık. O yüzden hicret hadisesine geri dönüp biraz daha dikkatle inşallah bakacağız bugün. Ondan sonra artık Darül Erkam günlerinin sona erişi ve bir defa boykot günlerine doğru bir yolculuk. Bu şekilde önümüzdeki hafta ilerleyeceğiz. Şimdi hicret iki kere gerçekleşiyor Habeşistan'a. Birincisi rivayetlerden anladığımıza göre İslam'ın yani 4. 5. yıl aralığında, ikincisi biraz daha sonra, 1-1,5 yıl kadar sonra gerçekleşiyor. O da bazı rivayetler 5, bazı rivayetler bildirmiyor, 6. yılında gerçekleşiyor. Tabi arada bir de hicret edenlerin geri dönmesi hadisesi de var bir kısmının. Ona da kısmen değineceğiz. Şimdi birinci hicrette 39 sahabi hicret ediyor Habeşistan'a. Kaynakların bildirdiğine göre bunlardan 6'sı karı koca olarak, yani 6 hanım ve 33 erkek, toplamda 39 Mekkeli sahabi hicret ediyor birincisinde. Sonra Kureyş'te bir sanki yumuşama gibi anlaşılan bir hadise gerçekleşiyor. Kaynakların belirttiğine göre Necm suresini Efendimiz aleyhissalatü vesselam okurken bu surede tabi ret ve onları ret, onların Mekkelilerin inandıkları şekilde ilahlaştırmaları ret anlamında Lat ve Menat'ın ismi geçiyor. Rivayetlerin anlattığına göre bazı Kureyşler Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Haram'da Kabe'nin karşısında yeni nazil olmuş Necm suresini okurken, ki Necm suresi secde ile tamam oluyor. Şimdi Lat, Menat'ın da reddedildiği o surede sonra, fakat belagatına o kadar kapılmışlar ki surenin. Malum biliyoruz. Yazının çok gelişmediği ama şiirin çok geliştiği bir ortam. Arabistan ortamı. Yani güzel sözün, belagatın çok önem ve anlam taşıdığı bir ortam. Zaten o yüzden Kur'an söz sanatlarının en güçlüsü. Belagatın en geniş mecrası olarak şiirin üstünde bir kelamla konuşarak, yani beşer sözü olmadığını Kur'an'ın apaçık göstermiş oluyor. Şiir olmadığını Yasin suresinde Rabbimiz buyuruyor. Keza Şuara suresi gene bu noktada yani Kur'an'ı şiir zannedenlere karşı bir cevap. Peki niye birileri şiirle eşleştiriyorlar veya şiir gibi algılıyorlar? Çünkü müşrik de olsalar Kur'an'ın belagatının farkındalar. Herhangi bir söz olmadığının farkındalar. Tüm söz sanatlarının üstünde bir söz olduğunun farkındalar. Ama buna karşılık müşrik oldukları için, onu Allah sözü olarak kabul etmedikleri için, olsa olsa beşer sözleri içerisinde en yüksek söz olarak şiire nispet ediyorlar Kur'an'ı. Neticede Necm suresinde işte nazil olmuş, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin karşısında Necm suresini okurken, müşrik de olsalar suredeki belagata kapılmış gitmiş haldeler ve sonrasında da sure devam ediyor. İşte Lat ve Menat'ın reddi de,
Yani bu anlamda Kureyş'in şirk itikadının reddi de var. Devam ediyor ayetler ve en son secde ayeti geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam secdeye kapanıyor. Müşrikler surenin belagatına kapılmış halde onlar da secdeye kapanıyorlar. Secde ayeti gelince. Fakat sonra tırnak içinde kendilerince güya uyanıyorlar. Ne yaptık biz filan diye. Yani Kur'an'ın belagatı karşısında secdeye kapanmış olmalarını kendilerince bir acizlik, kendi itikatları açısından bir arıza, bir problem olarak algıladıkları için de defa kendilerince bir böyle şey izah moduna giriyorlar. İşte biz Lat ve Menat'ın ismi anılınca işte ondan dolayıydı vesaire filan diye belagatı karşısında Kur'an'ın yaşadıkları o hali bu şekilde izah etmeye çalışıyorlar. Kaynaklar şunu belirtiyorlar. Neticede Kureyş müşriklerinin Kur'an'a karşı ve Resulullah'a karşı o kadar sert muhalefette bulunan Kureyş müşriklerinin Resulullah'ın dilinden bir sureyi, yeni nazil olmuş bir sureyi dinlemeleri ve sonradan reddetseler de secdeye kapanmaları hadisesi gerçekleşiyor. Bunun haberi Habeşistan'a kadar yayılıyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Habeşistan'a bir hicret gerçekleşmiş. Zaten Habeşistan'la Mekke arasında bir ticaret söz konusu. Mekke, Arabistan şartları içerisinde Hicaz'da, Cidde ve Şuaybe limanlarına çok yakın zaten. Ve Arabistan'ın en önemli ticaret şehirlerinden biri. Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin orada olmasının bunda rolü var. Bunu en başlarda zaten konuşmuştum. Mekkeliler de ağırlıklı olarak ticaretle meşgul olan insanlar. Dolayısıyla Habeşistan'da da zaten bir şeyleri var. İlişkileri var. Buradan da şunu anlıyoruz. Ticaret ilişkileri devam ediyor. Gidiş gelişler Kızıldeniz'in iki yakasında devam ediyor ki bu arada Mekke'den Habeşistan'a mektuplar da gidiyor öyle anlıyoruz. Giden bir kervan işte orada filana verir misin? Akrabasından birine mektup yolluyor. Bunu anlıyoruz. Dolayısıyla Necm suresi etrafında yaşanan bu hadiseden Habeşistan'a hicret etmiş o Müslümanlar haberdar oluyorlar. Bir tarafta da memleket hasreti var. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hicret esnasında Mekke'yi terke mecbur bırakılmış olarak giderken geri dönüp Allah ey Mekke Allah'ın arzında bana en sevgili yersin sen. Kavmim beni mecbur bırakmasaydı seni asla terk etmezdim dediğini hatırlayalım. Bunu her gün Beytullah'ın karşısında olmak, her gün onun o manevi atmosferiyle bir ana kucağı gibi manen insanı sarmasını, kuşatmasını hissetmek. Yani bu apayrı bir şey. Hani dolayısıyla Beytullah'ın merkezinde olduğu bir şehirden sonra o şehri terk ederek başka bir diyara gitmek kolay bir şey değil. Bu da var. Bunun hasreti de var. Dolayısıyla Habeşistan'da böyle bir haber de gelince müşriklerin İslam'a karşı eski o katı, sert tutumlarını, şiddet içeren tutumlarını bıraktıkları, yumuşadıkları ve İslam'a yüzlerini çevirdikleri şeklinde yorumluyor. Habeşistan'da bulunan o ilk hicret etmiş Müslümanlardan bazıları ve dolayısıyla geri dönüyorlar. Bazıları yolun bir yerinde öğreniyorlar. Olayın böyle olmadığını. Kendilerinin aldığı bilginin doğru bilgi olmadığını, yani daha doğrusu olayın doğru şekilde kendilerine intikal etmediğini öğreniyorlar. Bir kısmı Mekke'ye gelmekten vazgeçiyor. Ama bir kısmı da bu kadar gelmişken, Kızıldeniz'i geçmiş, Mekke'ye de bu kadar yaklaşmışken memleketine bir şekilde bir umut artık
Geri dönmüyor. Eke'de tekrar, bu defa sıkıntısız bir şekilde yaşayabileceği umuduyla dönüyor. Bazısı sıkıntı olsa da, gurbette yaşamaktansa, eziyete maruz kalsa da bir mümin olarak Mekke'de yaşama kararlılığıyla geri dönüyor. Ki bunlarla ilgili hadiseler anlatılır. Sahabilerin, Mekke'ye dönen sahabilerin yaşadıklarına dair farklı farklı hadiseler vardır. Her biri aslında çok ders, ibret yüklü hadiseler. Osman bin Maz'un'un yaşadığı hadise mesela bunun en meşhurlarından biri ve diğer sahabilerin. Bazı genç sahabiler var. Bu defa icret etmişler, dönmüşler. Babaları tarafından ev hapsine alınıyorlar. Dışarı çıkarılmıyorlar. Böyle bir dizi hadise gerçekleşiyor. Yani neticede Mekke açısından değişen bir şey yok. Bu görülüyor. Darül Erkam günlerinde yine İslam açıktan güçlü bir şekilde açıktan ifade edilemiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve az sayıda sahabi hariç, yani birçok isim Müslüman da olsa Müslümanlığını henüz açıktan ifşa etmiş, ifade etmiş durumda değil. Ama Darül Erkam'da tebliğ devam ediyor ve Darül Erkam'da her hafta yeni yeni isimler Müslüman olmaya da devam ediyor. Zaten bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Bunun böyle olduğunu birinci hicretten bir buçuk yıl kadar sonra gerçekleşen ikinci Habeşistan hicretinde anlıyoruz. Birinci Habeşistan hicretinde 39 kişi vardı. İkinci Habeşistan hicretinde ise 101 kişi var. Birinci Habeşistan hicretinde 6 aile vardı karı koca olarak. İkinci Habeşistan hicretinde 15 aile var. Buradan da anlıyoruz ki Müslüman olanların sayısı her gün olmasa da belki diyelim, günden güne olmasa da haftadan haftaya o süreç içerisinde artmış. Mekke'nin katı tutumuna, Müslüman olanlara yönelik her türlü eziyetine ve İslam'ın açıktan tebliğ edilemiyor olduğu gerçeğine rağmen o şartlarda bunun böyle olduğunu anlıyoruz. Gidenlere baktığımızda neticede Habeşistan'a gidenlere baktığımızda da onların önemli kısmı nispeten daha genç, bir kısmı Mekke'nin en önemli ailelerine mensup gençler, hatta karı koca olarak mesela Mekke'nin şartlarında o günün en muktedir kişisi diyebileceğimiz Abdümenaf oğullarından Utbe bin Rebiya'nın oğlu Ebu Huzeyfe, keza onun hanımı Süheyl bin Amr'ın kızı Sehle gibi, yani zengin ve güçlü aileler, fakat o ailelerin Müslüman olan çocukları dahil baktığımızda bu hicret edenlere, keza Hazreti Osman Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı zamanda damadı olarak Ümeyye oğullarından, Ümeyye oğulları yani güçlü bir aile. Ama Hazreti Osman'ın durumu aile içerisine bakarsak bir Müslüman olarak korumasız ve savunmasız bir durumda. Yani aile gücünü İslam'dan yana değil, İslam'a karşı kullanıyor. Dolayısıyla bunun gibi Hazreti Osman gibi, Ebu Huzeyfe gibi güçlü, büyük, muktedir ailelerin aile içerisinde Müslümanca yaşamasını Mekke şartlarında çok rahat şekilde sürdürmeleri mümkün olmayan çocukları dahil 101 kişi ikinci hicrette dahil olan isimler. Cafer bin Ebu Talip de var. Onu da unutmayalım. Bu ikinci hicrette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip'in oğlu ve Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer bin Ebu Talip, o da hanımı Hazreti Esma binti Üneys ile birlikte bu ikinci hicretin içerisinde yer alan isimlerden. Şimdi bu
hicret hadisesi başlı başına çok önemli, çok öğretici. Daha sonra daha büyük bir hicreti bütün Müslümanlar tecrübe edecekler. Medine'ye hicret şeklinde malum. Çok çok öğretici, birçok açıdan öğretici. Nedir öğreticiliği dersek, belki hepsini burada ifade edemeyeceğiz. Ama en başta hicret gerçeği bize şunu söylüyor. Allah'ın arzı geniştir. Yani bir yerde sizin Müslümanca yaşamanızın mümkün olmaması, birilerinin buna engel olması, bir yerde İslam'ı açıktan tebliğ etmenizin mümkün olmaması, birilerinin buna engel olması, bütün yerlerin, Allah'ın arzında bütün diyarların böyle olduğu anlamına gelmiyor. Zorluğun içerisinde bir kolaylık var. Mekke'de kalanlar açısından da böyle, evet hicret açısından edenler açısından da böyle. Neticede Allah'ın arzında yaşıyorsunuz ve Allah'ın arzı sadece içinde bulunduğunuz, yaşadığınız diyardan ibaret değil. Ki geçmiş peygamberlerin hatıralarına baktığımızda da, mesela Hazreti İsa için olsun, Hazreti Lut için olsun, Hazreti İbrahim için olsun ve diğerler için olsun, Hazreti Nuh için olsun. Bakalım hicret sanki hani hakikat yolculuğunun vazgeçilmezlerinden biri. Hakikatin tebliği söz konusu olduğunda, o hakikatin ilk olarak tebliğ edildiği yerde o hakikate yüzünü dönenler, kalbini açanlar olduğu gibi o diyarın muktedirleri ve o diyarda ağırlığı oluşturanların sert bir muhalefeti geçmiş zamanlarda, geçmiş peygamberler içinde söz konusu olmuş. Onlar da sahabileriyle birlikte hicreti yaşamışlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yönlendirmesi sevkiyle bir grup sahabi Habeşistan'da iki kere hicret yaşıyor. Sonra Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi dahi Mekke'yi terk ediyor, Medine'ye hicret ediyor. Mekke'de, Medine'de de bunu tecrübe edeceğiz. İşte Allah'ın arzı geniş hakikatini, ama önden önce Habeşistan'da bir kere tecrübe etmiş oluyoruz. Şartlar sadece içinde bulunduğumuz ortamdan, içinde bulunduğumuz şehirden, ülkeden ibaret olarak açıklanır durumda değil. Daha büyük, daha geniş bir mecradan bakabilmemiz gerekiyor. Allah'ın arzının geniş olduğu, burada başımıza gelenin nereye gidersek gidelim, aynı şekilde başımıza geleceği gibi değişmez bir kuralın olmadığı gerçeği. Ki daha sonra Medine yıllarında nazil olan bir surede zaten hicret etmeyip şirkin hakim olduğu bir diyarda kalan ve dolayısıyla da orada o şartlara mahkum olup iman üzere yaşayamayan, imanın gereği üzere yaşayamayanlara dönük onları uyaran bir ayetle karşılaşıyoruz. Yani Allah'ın melekler onlara diyecekler diye. O kişi ölüm meleği gelmiş, ruhunu kabz etmiş. Ondan sonra niye sen bu şartlara mecbur değildin, bu şartlara mahkum değildin diye melekler onu soruladıklarında, o da kendisini işte
Böyle böyle ne yapayım işte, çok güçlüydüler, şuydu buydu ve ezdiler bizi, biz ezilenlerden olduk, mecbur kaldık filan diye şartlar içerisinde kendini savunmaya çalıştığında melekler onlara diyecekler diye. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hani niye başka bir diyar, başka bir kapı aramadınız? Allah'ın mülkünde, Allah'ın o geniş olan arzında, yeryüzünde diye. Ki işte dönüp bakalım, sahabiler Mekke'de kendi akrabaları, kendi kavimleri, dahası kendi anneleri, babaları, inançlarından dolayı, imanlarından dolayı şirke karşı tevhidi kabul ettikleri için onlara türlü çeşit eziyetler eder, zulmeder, eza verirken hiç akrabalarından olmayan bir diyar, kavimlerinden olmayan bir diyar, dili farklı, rengi farklı insanların yaşadığı bir diyar, Kızıldeniz'in öbür tarafındaki Habeşistan, oradaki bir hükümdar, pekala onları, yerini, yurdunu açabiliyor. Buyurun benim memleketimde, benim korumam altında inandığınız şekilde yaşayabilirsiniz diyebiliyor. Bu bize şartlarla bir problem yaşıyorsak, bunu şartlarla izah etmeme ve kendimizi şartların mahkumu olarak görmeme dersini veriyor. Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığı, Allah'ın arzının geniş olduğu, dolayısıyla bir yer, bir diyar, imanımızla, itikadımızla yaşamanın imkansız olduğu bir noktaya doğru sürüklenmişse veya sürükleniyorsa, bizim o şartların mecburu ve mahkumu olmadığımız. Ki velev ki diyelim ki mecbur ve mahkum kaldı ama imanıyla orada yaşarken eziyete maruz kaldı ve öldü. Zaten şehit muamelesi görecek ayrı. Ama ondan önce zaten o şartlara mecbur ve mahkum olmadığımız, bilakis bizim Allah'ın arzında o zorluk şartları içerisinde Allah'ın bizim için hazırladığı bir kolaylığın peşine düşmemiz, o kolaylığı aramamız dersini görüyoruz. Ki bununla ilgili Hafız-ı Şirazi'nin genel manada bu meseleyle ilgili çok hikmetli, hakikatli bir sözü vardır divanında. Dilimize de yerleşmiş bir söz malum. Allah bir kapıyı kapamışsa başka bir kapıyı açar diye. Hafız-ı Şirazi ise o sözün daha doğrusunu söylüyor. Diyor ki Allah bir kapıyı açmadan, başka bir kapıyı açmadan bir kapıyı kapamaz. Hafız-ı Şirazi'nin dediği daha doğru. Yani çünkü buradan şu dersi alıyoruz. Yani Allah önce bir kapıyı bizim için kapıyor. Biz ortada kalıyoruz. Sonra başka bir kapının başka bir kapı bize açılıyor değil. Esasen başka bir kapı, başka bir mecra bizim için açık halde. Fakat biz öbür kapı kapanmadan başka bir kapının var olduğunu fark edecek durumda değiliz. Allah yaşadığımız o daralma, o kabz hali, o sıkıntıların içerisinde bizim açmış olduğu başka kapının, açmış olduğu başka mecranın farkına varmamızı sağlıyor. Mekke'de müminler de bunu görüyorlar zaten. Ve Mekke'de rahatça dinlerini yaşamalarına müsaade edilmeyen yüzün üzerinde mümin, neticede Habeşistan'da rahatça dinlerini
yaşayabilecekleri bir mecra, bir imkan buluyorlar. Bir istidat vardı. O istidat neticede kökleşebileceği bir zemin bu şekilde bulmuş oldu Habeşistan'da. Ve Habeşistan'da kabul görmeleri, tabii Kureyş için diğer taraftan, Kureyş müşrikleri açısından bir problem, bir yıkım. Onlar açısından bakarsak orada da şöyle. Ne yapsak kâr etmiyor. Bu kadar eziyet ediyoruz, bu kadar işkence ediyoruz. Fakat içimizden Müslüman olanların sayısı her geçen gün artıyor. Açıktan tebliğe izin vermiyoruz. Müslüman olduğunu açıkça ifade edenlere, başkalarına güya ibretlik olsun diye etmediğimiz eziyeti, etmediğimiz işkenceyi, zulmü bırakmıyoruz. Ama buna karşı şehrimizden, sülalemizden, ailemizden Müslüman olanların sayısı haftadan haftaya artıyor. Bir kere bunun getirdiği bir şey. Yani ne yapsak kâr etmiyor duygusu. Tam da bunun üzerine bir de burada biz barındırmıyorsak ama barınacakları bir yer bulabiliyorlar duygusu. Dolayısıyla buraya ve bize mahkum değiller. Mecbur değiller duygusu. Bunun tabii onlarda hem öfkeyi hem panik halini gelen hakikat karşısında ve o hakikatin akıllara ve kalplere yer etmesi, tesir etmesi, nüfuz etmesi karşısındaki o çaresizlik duygusunu Kureyş'te artırdığını, onları böyle bir şey psikolojik tedirginliğe hatta yıkıma sürüklediğini de bu hadiseler içerisinde anlayabiliyoruz. Ki bundan dolayı da zaten apar topar içlerinden iki ismi Habeşistan'la ticaret ilişkileri dolayısıyla araları gayet iyi olan, diplomasiyi iyi bilen, insan ikna etmeyi iyi bilen iki ismi Habeşistan'a gönderdiklerini yine kaynaklardan okuyoruz. Bunlardan biri Abdullah bin Ebi Rebiya, öbürü Amr bin As. Amr İbnül As'ın Necaşi, yani Habeşistan kralıyla Necaşi, şu arada belirtelim, isim değil, ünvan. Habeşistan krallarına verilen bir isim Necaşi. İşte Rumlara o gün şartlarında Bizans'ın kralına Kayser denmesi, İran Sasani hükümdarlarına Kisra denmesine benzer şekilde Habeşistan'daki kralları, hükümdarları da Necaşi deniliyor. İsminin Ashame olduğunu, yani Necaşi'nin öğreniyoruz kaynaklardan. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis de var. Hatta Ashame, hani kardeşim Ashame hani vefat etti diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun vefatını Allah'ın dilemesiyle haber alıp Medine'de onun için gıyabında cenaze namazı kılındığında biliyoruz. Neticede Kureyş Habeşistan'da Müslümanların yeni bir mecra bulmalarından ve Mekke'de uyguladıkları o baskı ve yani dehşet ortamının etkisinin bu sebeple daha da zayıflamasından. Zaten hani ne yapsalar kâr etmiyor. Bir de başka bir mecra var. Hepten kâr etmeyecek yaptıklarımız endişesi, tedirginliği içerisinde Habeşistan'a işte gönderiyorlar Amr İbnül As'ı, Abdullah bin Ebi Rebiya'yı. Amr İbnül As kendi hususi hukukunu ve nüfuzunu da kullanmak istiyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri Habeşistan'a yönlendirirken
söylediği şekilde evet ki peygamber hak söyler. Orada adil bir hükümdar bulacaksınız demişti. Yani o günün şartlarında henüz mümin bir hükümdar demiyor. Ama adil bir hükümdar bulacaksınız demişti Efendimiz. Hakikaten adaletle hareket eden, adaletle düşünen, davranan bir isim olduğunu Necaşi Kureyş'in karşısında gösteriyor. Bunlar işte gelen Müslümanları azgın, bozguncu, işte böyle isyancı filan diye böyle ne kadar ellerinden geldiği şekilde kötü, tehlikeli, düşman unsurlar olarak resmetmeye kalksalar da Necaşi aralarında dostluk da olsa onların sözüyle hareket etmiyor. Gelen Müslümanları da dinlemeden, onlara da söz hakkı vermeden onlar hakkında bir söz, bir karar vermeyeceğini söylüyor. Neticede o diyalogta da Cafer bin Ebu Talip hicret eden Müslümanların sözcüsü olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahyin haberini, tevhid davetini, kendilerinin Kur'an'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabiyetlerini, buna karşı Kureyş'in güçlülerinin kendilerine karşı reva gördükleri muameleyi hepsini anlatıyor. Bu Amr İbnül As, yani Kureyş tarafını zayıflatan bir unsur. Buna karşı kendince bir yeni zemin bulma ihtiyacı hissediyor. Çünkü adil hükümdar açısından gelenleri korumalarını gerektiren bir durum var. İmanlarından dolayı eziyete, zulme uğramış ve doğup büyüdükleri diyarı terke mecbur kalmış bir topluluk. Amr İbnül As, Necaşi'nin kendi sözlerine bakarak müminleri kendilerine teslim etmeyeceğini, memleketinden sürmeyeceğini anlayınca bu defa Necaşi üzerinde bir Hristiyan olarak, Necaşi üzerinde tırnak içinde bir çalışma yapmaya ihtiyaç hissediyor. Ama işte onlar şöyle şöyle diyerek yani Hristiyanlık ile İslam arasındaki şey farklara atıfla, fakat onların inandığı din işte senin inandığın din gibi değil. Onlar işte senin işte inandığın İsa'ya şöyle bakıyorlar, böyle bakıyorlar filan vesaire diye bir şey. Necaşi'nin itikadına meydan okuyan ve Necaşi ve Habeşistan halkı açısından da tehlike oluşturan bir unsur olarak meseleyi resmetmeye çalışıyor. Bu zemini deniyor. Buna karşı da Cafer bin Ebu Talip Meryem suresiyle cevap veriyor. Ki bu yani bana manidar gelir. Değişik vesilelerle de ifade etmişimdir. Yani bir Hristiyan'ı İslam'a davet etmenin ve bir Hristiyan'a Müslüman Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'ya nasıl bakar? Bunu anlatmanın en güzel yoludur bence Meryem suresi. Cafer bin Ebu Talip de son derece hikmetli bir şekilde Meryem suresini okuyor. Meryem suresinin kaynakların belirttiğine göre 35. ayetine kadar. Ki Meryem suresi yine Hazreti İsa'nın akrabasından olarak Hazreti Zekeriya ile başlar. Yani Hazreti Meryem'in teyzesiyle evli olan Hazreti Zekeriya. Hazreti Zekeriya, onun hanımı. Onlara Cenab-ı Hakk'ın yaşlıyken, ikisi de baba yaşlı, anne kısır iken
Hazreti Zekeriya'nın duası, Cenab-ı Hakk'ın onlara Hazreti Yahya'yı nasip etmesi bu şekilde başlar. Oradan da Hazreti Meryem'e ve Hazreti İsa'nın doğumuna ve sonra risaletine sözü getirir. Oradan diğer peygamberlerin hatıralarına da ibret ve hikmet alınmak üzere bize ders verir. Surenin Hazreti Zekeriya ve Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ile ilgili olan bu kısımlarını okuyor Hazreti Cafer ve okunan bu ayetler karşısında Necaşi'nin çok duygulandığını, çok etkilendiğini ve bir çizgi çizerek böyle sizin itikadınızla bizim itikadımız arasında şu kadar bir fark var. Yani çok şey, hani arada çok küçük bir fark var. Yani ben de sizin anlattığınız şekilde okunan bu hani surenin söylediği şekilde buna çok yakın şekilde hadiseyi görüyorum, anlıyorum, böyle inanıyorum diye ifade ettiğini ve Müslümanların bu sayede Habeşistan'da onun beyanıyla koruma altına alındığını, imanlarını, itikatlarını rahatça yaşayabilir bir hale kavuştuklarını biliyoruz. Amr İbnül As ve Abdullah bin Ebrebi'ye Kureyş müşriklerinin sözcüsü olarak elleri boş olarak umduklarını gerçekleştirememiş olarak Mekke'ye dönüyorlar. Bunlar bu şekilde Mekke'ye dönmüşken de bunun üzerine Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. O yetmiyormuş gibi birkaç gün içinde bu defa Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu. De bunun Kureyş'te oluşturduğu ruh halini herhalde hatırlayabiliriz. Telaş halini, tedirginlik halini çok rahatlıkla böyle tahmin ve tahayyül edebiliriz. Bunun karşılığında gerçekleşen bir hadise var. Bir uzlaşma arayışı bu defa. Çünkü ne yapsanız olmuyor. Açıktan tebliğe mani oldunuz. Müslüman olduğunu bildiğinize eziyet uyguladınız. Ama Müslüman olanların sayısı arttı, artıyor. Mekke'yi onlara dar ettiniz ama onlar Allah'ın o geniş mülkünde hiç ummadığınız bir yerde Habeşistan'da onlara imanlarını rahatça yaşayabilecekleri, huzur içinde, müdahalesiz yaşayabilecekleri, üstelik koruma altında yaşayabilecekleri bir zemin nasip etti. Üstelik geldiniz hiç ummadığınız şekilde Hamza gibi bir kahraman, bahadır bir Kureyşli. O da yetmedi. Yine Kureyş'in içerisinde cesaretiyle, kahramanlığıyla, korkusuzluğuyla bilinen bir isim Ömer de Müslüman oldu. Bu şartlarda Kureyş'te bir telaş, bir tedirginlik. Nasıl ön alabiliriz? Nasıl hani gidişata bir yön verebiliriz ve bu durumu nasıl aleyhimize olmaktan çıkarabiliriz şeklinde bir arayış. O arayış içerisinde de öncelikle böyle bir şey, uzlaşma çabası gerçekleştiğini görüyoruz. Onu önümüzdeki hafta inşallah konuşuruz. O uzlaşma çabası içerisinde Utbe bin Ebi Rebiya'yı temsilci olarak göndermeleri, Utbe bin Ebi Rebiya'nın söyledikleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona söyledikleri, nasıl Cafer bin Ebu Talip Necaşi'nin sarayında Meryem suresinden ayetler okuyarak cevap veriyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Utbe bin Ebi Rebiya'ya Fusilet suresinin ayetleriyle cevap veriyor. Getirdiği teklife karşı. Tabii o ayetlerin
dersi, ayrıca manidar. O ayetlerden birini işittiğinde o hatabının, Utbe'nin yaşadığı tedirginlik hali var. Bütün bunlar manidar dersler içeriyor. Onu önümüzdeki hafta konuşacağız. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam reddettiğinde bu defa, yani uzlaşma durumunun söz konusu olmadı. Yani tamam işte sizin dediğiniz gibi olsun, işte olmaması, ki dönüp bakacağız zaten. Tekliflerine baktığımızda orada çok önemli dersler var. Dünyevi olan muhatabın uhrevi olan, madde ve dünyalıkla ilgisi olmayan o davetine de ne yazık ki kendi nazarıyla bakıyor. Onun zaten cevabını görüyoruz ve Efendimizin cevabı da, hani gelen vahiy bize ne hakikat öğretiyor? Hani siz hangi noktalardasınız? Yani o büyük mana farkı, o manevi farkı, o bakış ve idrak farkını ortaya koyuyor zaten. O hadisenin öğrettiği çok dersler var. Bu cevabın karşısında bu defa batıl ile hakkı uzlaştırmanın, şirk ile tevhidi bir zeminde buluşturmanın imkansızlığı Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından açık ve net bir şekilde ifade edilince, bu defa Kureyş kendince tedbirin şiddetini daha da artırarak meseleyi çözebileceğini düşünüyor. Böylece uzun, ağır boykot günlerine doğru geliyoruz. Önümüzdeki hafta o Kureyş'in uzlaşma teklifi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı ve sonra boykot, ambargo günlerine doğru yolculuk. İnşallah onu önümüzdeki hafta konuşmuş olalım. Bunu konuşurken son bir nokta olarak hani şunu ifade edeyim. Daha önce de söylemiştik mavafi. Yani Hazreti Ömer için hep anlatılır. Hani 40. Müslüman diye. Bunu söylemiştik. Yani Hazreti Ömer toplamda, hani Hazreti Ömer İslam'ın 6. yılında Müslüman olmuş. O güne kadar Kureyş'te sadece 40 kişi Müslüman olmuş değil. O 6 yıl içerisinde İslam Kureyş'in içinde yüzlerce kişiye ulaşmış durumda. Peki buna karşılık niye 40. dersek? İşte mesela Habeşistan hicretini anlattık. Birinci hicrette 39 kişi. Değil mi? 39, bak 40 diyoruz. Ondan sonra 40. Ömer değil. 39 kişi İslam'ın 4. yılında Habeşistan'a gitmişti. Onların bir kısmı geri döndü gerçi ama bu defa 5. yılında daha kalabalık bir sayı. 101 mümin Kureyş'ten, Mekke'den 101 mümin Habeşistan'a hicret etmiş durumda. Dolayısıyla anlıyoruz ki oradaki o 40 meselesi toplam sayıda 40 değil. Yani bunu da hicretin rakamlarını da hatırlayarak tekrar ifade etmiş olalım. Ama bu 40 rakamının yanlış ve hatalı olmasını gerektirmiyor. Diyebiliriz ki o günün şartlarında Mekke'de bulunan erkek müminlerin 40.sıydı. Muhtemelen o 40 rakamının doğru izahı budur. Bunu da bir not olarak belirtmiş olalım. Haftaya artık Darül Erkam günleri bitiyor. Hazreti Hamza ve Ömer'in Müslümanlığından sonra Kureyş, Habeşistan'la ilgili de umduğunu bulamamış halde ve uzlaşma arayışı içerisinde bu süreç üzerine ilerleyelim inşallah. Evet sevgili dostlar, siyer okumalarının birinde de sona geldik. 25. programımızda sevgili dostlar. Allah 26, 27, 30, 40, 50 derken bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, asr-ı saadete dair o hayattan ve o hayatın hadisatından bugüne bize dair dersler çıkarmaya çalıştığımız
şu programda ilerlemeyi ve her programda o hayatın, o hadisatın derslerinden hissedar olmayı hepimize nasip etsin. Efendimizin yolunu, sahabilerinin yolunu bizim de yolumuz kılsın. Bizi onların bakışıyla bakmak, onların gördüğü gibi görmek ve onların iman ettiği gibi iman edip onların yaşadığı gibi yaşamakla nimetlendirsin inşallah. Hayırla, huzurla kalın.